Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin evine mangala, barbeküye gidiyoruz. İlk ev ziyaretleri. Evlendikten sonra ilk defa evlerinde bizi misafir olarak ağırlayacaklar. Şimdi canım Gülnur Güneş'le. Ay biz de kavuşmayalı bayağı bir olmuştu. Sen iyi gezdin çünkü Macit'te. Evet şimdi ev hediyesini aldık onlara. Yiğit yukarıda tatlıları alıyor Paşon'dan. Şimdi biz de burada alışverişimizi yaptık. Ve yavaş yavaş onların evine doğru... Neredeydi evleri? Zekeriyaköy'e doğru gideceğiz. Ben ilk defa Zekeriyaköy'e gideceğim bu arada. Güzel bir hediye aldık, ev hediyesi. Evli çiftlere ev hediyesi almak da zor iş gerçekten. Eğer tarzını ve dekorasyon zevkini bilmiyorsan oldukça zor olabiliyor. Şimdi yola çıkıyoruz. Yiğit'i bulalım ilk önce Gülnur. Ay nasıl insanlar alışveriş yapıyor? Hani ülkemizde kriz vardı, hani para yoktu. Ne oldu? Vallahi ben alışveriş yapmıyorum çok uzun zamandır. Ne yalan söyleyeyim. Ancak böyle iç geçirerek bakıyorum tüm sevdiğim ürünlere. Bir 10-15 kilo vereyim kendimi ödüllendireceğim söz. Bu arada siz bu videoyu izlediğinizde ben toplamda 14-15 kilo vermiş olacağım. Şimdi sizi buradan onların evine ışınlıyorum. Şimdi geldik Paşon'dan da tabii ki tatlılarımızı da alalım. Elimiz boş gitmeyelim dedik. Çok güzel bakar mısınız? Paşon kapanmıştı burada. Zorlu'da şöyle göstereyim. Tekrar açılmış. Tatlı da en lezzetli adet. Özellikle makaronları çok meşhur biliyorsunuz. Evet yani adeta arkadaşlar biz şimdi geldik eve. Bir şey söyleyeyim, Justin Bieber'la Hailey'nin evine gelmiş gibi hissediyorum. Kapıdaki o arabalar ne? İnanılmaz güzel yeni evlerine geldik. Sözüm vardı size düğün sonrası geleceğim diye. Yaso bizi evinde ağırlıyor. Bir de İdo da bize çok güzel mangal yapacak. Harika bir eve geldim. Ay göstermek istiyorum. Zekeriyaköy'ü öve öve bitiremiyorlardı. Buralar gerçekten bir sayfiye alanı. Şöyle, şimdi evi görmeye hazır mısınız? Tatam! Bakın burası evin havuzu. İdo'nun mangalı yanıyor. Kokusu geliyor şimdiden. Böyle çok güzel bir eve geldik. Sofra kurulmaya başladı. Ah canım elimiz boş gelmedik görüyorsunuz. Onun için biraz geciktik. Ay ev çok güzel olmuş. Evet çok huzurlu. Zekeriyaköy'de neden ünlüler yaşıyor anladım. Benim bütün arkadaşlarım buraya kaçtı. Aşırı huzurlu. Aynen. İdo'yu da göstereceğim. Canım yeni eviniz hayırlı olsun. Ne kadar alıyorum? Justin Bieber'ın evine gelmiş gibi hissettim. Kapıda böyle bir araçlar maraçlar, konser ekibi gibi hissetti. Ev çok güzel gözüküyor. Bir karnımız şimdi... zorunlu da olmasa. Aynen burası bol çok güzel, burası çok güzel. Harika. Siz tabii buraya taşınalı tam bir sene oldu. Aynen ne güzel gözüküyoruz. 4 sene oldu da. 4 sene. Ay çok güzel detaylar. Burayı sevdim. Burası senin çalışma odan gibi mi? Çalışma ay çok güzel olmuş arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Daha ev oturmadığı için burası 4 katlı değil mi? 4. Vay. Devam ediyoruz. Şu an evet böyle bir ayakkabı dolabı yapmış. Evet. Çok güzel gözüküyor. Of çok güzel. Şimdi senin evini full çekmek isteyecekler ama ilk bende. Ay çok güzel bu tabloya bayıldım. Şu sandalyenin detayını göstermek istiyorum. Sandalyeye bayıldım. Çok güzel koltuk şu. Ana ne götür? Normal güzel, yatırsa girmeyelim. Oralar eskisi gibi kaldı. Evet. Sen... evet, bayağı ben magazin programı aşkım. Görüyorsun bir şey değil mi? Mi? Evet, sana ben telifi ödeyeceğim. Yatan 100 doları sana yatıracağım aşkım. Sana paramız yetmez İdo Tatlıses'e. Çok güzel olmuş. Bereketiyle burada böyle çocuk sesleri artsın inşallah. Ortayı görmedim. Küçük idolar. Evet. Aa manzara inanılmaz. Çok güzel. İnanılmaz güzel. Bahçenize falan bayıldım. Burada çok iyi doğum günü partisi, konser, monser, biz her şey yaparız burada. Event falan ben hostinglerimi. Ben şeyi açıyormuşum değil mi? Organizasyonları kira. Tabii kirada kiralama diye. Bir bölümünü. Yok öyle bir şey tabii ki espri yapıyoruz. Ama burada harika böyle bir yaz partisi yapılabilir bence. Burada böyle bir bar var. Daha ev hazırlık aşamasında arkadaşlar. Onun için detayları görmeyin. Ama çok güzel. Harika. Tam işin zor ama biliyor musun bu evi oturtmak? Çok zor. Evet, bir yıl daha sürer bence. Ben bir 6-7 ay daha veriyorum işte. Tek senden uğraşıyoruz. Kendin uğraşıyorsun değil mi her şeyle? İdo çünkü şey biraz rahat. Aa orada bir YouTube plaketi var. Kimin o? İdo'nun. İdo'nun da İbrahim Tatlıses yazıyor. Bakın 100 bin subscribers. Burası en çok vakit geçirdiğiniz yer mi? Yok İdo burada ben hiç burada. Ha İdo burada bakın oyun konsolu. İdo'nun hobileri görüyorsunuz. İdo'nun hobileri burada baksana. Sürekli oyun insanı. Bakın hatta ne var PS4'te şu an içinde. The Last of Us var. Burası işte burası. Müziği burada mı yapıyor? Yok. Stüdyo yaptık ya, orayı da göstereceğim. Burası çok iyi. Burada ne yapılıyor? Şu bölümde oyun. Gaming alanı. İdo'nun gaming alanı arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Ah işte. Bakın. Evet, arkadaşım bu kadar başarılı. Olan. Ama burada bak mesela karıştırınca Sezen falan da çıkıyor. Aynen, böyle de cool arkadaşım. İnanılmaz. Senin ayakkabı dolabına bayıldım.
Justin Bieber. Arabalara bakın. Konser aracı falan var ya. Aa, stüdyoya gidiyoruz şu an İdo'nun. İdo tatlı sesini stüdyosuna doğru. Mert bir dinle adım atıyor. Derin derin. Burası da birazcık hala şey ama içeride süper. Okuma odası var. Okuma odası falan var. Benim en büyük hayalimdir okuma odası görmek, biliyor musun? Hiç görmedim. İnanılmaz. Burası da hala yarım yamada. Baya İdo bana single çıkarsa burada okuyacağım yani. Buraya geliyorsun aşko. Aa, burada baya okuyorsun. Eskiden böyle magazin programlarında görürdüm. Aa, çok iyi. Sesi zaten emiyor böyle tekrar. Evet, çok ilginç bir yer. Evet, bakın burada İdo'nun İdo bunların hepsini çalıyor mu? Yani işte çalıyor da. Enstrümanları. Okuma yapıldığında çalıyorlar da başka. Evet, müzisyenler de geliyor. Evet, evi de dışarıdan şöyle göstereyim. Şimdi biz sofraya oturacağız. Bahçenin şöyle. Buradan gidelim mi? Ay, burada çok güzel bir taş fırın var. Harika. Evet, of. Ne pideler, pizzalar, evet, çıkar. Harika gözüküyorsun aşkım. Yakıştı sana evlilik. Allah nazarlardan korusun. Küçük küçük çocuklar istiyorum bu bahçeye, çığlıklar İnşallah içinde. Ya. Anne. O zaman da gelirsiniz. Manyaksın sürekli. Çocuklar istiyorum buraya. Adam işi biliyor tabii, genetiğinde var. Hayır. Bak bak bak. Hayır hayır ya. Dur, yiyince karar. Birazdan bunu abi şey alıyoruz. İçeri alıyoruz. İçeride iç mekanda yapacağız bunu. Değil mi? Öyleli. Tabii tabii. Yaşatıyoruz yani onları. Mert fotoğrafına bakın. Evet, post attık. Ben geldim diye mi kısıldınız? Sen de şarkı söylemek ister miydin ya? Evet. Yükseliyor bir anda. Bu arada arkada stüdyo var ya, inanılmaz güzel. Ben orada kendi sesimi merak ediyorum. İdo, benim de sesimi bir gün kaydeder miyiz arkada? Hayır. Şu an şöyle bir detay öğrendim arkadaşlar. İçeride stüdyoyu gezdim ya. Meğersem bir stüdyo daha varmış Maslak'ta. Yemeğini yedirmiyorum çocuğu. Asla. Yemeğe çağırdık, ben kamerayla oturdum. Evet, evet. Hayır, dedi ki buradan çıkmasan da olur dedi. Yani stüdyom var. Ama aslında çıkmam gerekiyor işte. Oradaki çünkü çok büyük. Ve oraya yatırım da yaptık. Aman dedim, müzik için tabii ki yatırım yapacaksın ki kazanacaksın yani İdo. Oraya dışarıdan da 450 metrekare, pardon. Dışarıdan sanatçılar da yapılıyor. Tabii canım. Onu da, onu şu da ben an alayım. Aşırı komik bir kız. Onu da ben takayım şarja ya. Şarja aleti nerede bilsem ben takarım. Ya bir müzisyenin evinde. Ve Mati! Bir zanaatkar, bir sanatçının evinde kala kala Go 3'e mi kaldı yani? Hayır, bu benim. Bir de üstüne uygun renkli giyim. Link verelim mi buraya bir tane? Versene, bu çok güzel satılıyor. Satardı. Ha, bir de bir şey söyleyeceğim. Hayır, ne oldu? Şimdi çocuğun yeni şarkısı dinliyorduk. Bir dakika, ben Memati'ye arayacağım. Koskucu İdo'cuğumun. Ara. Bayağı şarjı bitti. Ya inanamıyorum ya. Evde stüdyo var. PS4'ler, her türlü imkan var. Bırak bırak, ben salon. Kendi... Bırak, ben kendi imkanlarımla çözüyorum. Memati, bir dakika, İdo seni istiyor. Evet, çalışmayan speaker'ından sonra İdo Tatlıses işe el attı ve de bir hoparlör geldi. Ve geliyor, bitmiyor abi. Geliyor, bakın. Şaka gibi. Arkadaşlar, karnımızı doyurduk, proteine gömdük kendimizi. İnanılmaz güzel mezeler yedik, yaprak sarması. Ama diyorum sana, bak, bu bahçe böyle çoluklu çocuksuz olmaz. Burası boş kalmış, birkaç çocuk istiyorum buraya. Birkaç ama. Birkaç. Küçük Yaso ve küçük İdo Junior. Ben şu an düşünüyorum. Acaba nasıl bir şey çıkar? Aa, düşünüyor musun? Bombayı verdim şu an. Gibi. Dedim ya. Kız mı olsun, erkek mi? Şimdi bana şunu söyleme. Ay, sağlıklı olsun yeterli. Kalbinden geçer. Zoruma sonra Allah çarpar diye korkuyorum. Söylerim istediğim şeyi. Ama bir bilemedim. Tamam, söyle. Allah'a yanlış mesaj. Tabii yanlış şey olmasın. Kız çocuğu. Değil mi? Her kadının zaten bir kız çocuğu isteği oluyor. Ben de. Hayal ediyorum. Ya. Ben de kız isterim. Zaten Gülür senin kesinlikle kızın olmalı. O zorlar. Ciciz'in yeni yüzü. Ciciz Junior, Ciciz Baby diye. Kreasyonu. Çocuk kreasyonu tabii. Bekleyin, tabii. Geliyor yolda. Neyse efendim, bizim yemeğimiz devam ediyor. Keyifle, eğlenceyle. Bu arada video izlenimlerim arttı, çok mutluyum. Çünkü ama bakın, yani her gün video yüklüyorum ya. Her hafta video. 35'inden sonra bu işlerle uğraşmak ne demek biliyor musunuz? Ya zaten full... Siz biliyor musunuz, benim kalbim dik çıktı. Kalp EKG'sinde iki kere kalp krizi geçirmiş gözüküyorum. Şaka yapıyorsun, tövbe evet. Estağfurullah. Biz de korktuk. İdo'nun annesi de dedi ki... Sen bir doktor... sağlam biriyle evlendin, emin misin? Bugün babam diyor ki beğenmiyorsun ya dedi. Çok iyi. Ben de korktum. Bu arada sonuçları beklemeden de dağa gittim kaymaya. Ve orada da düşüyorum kalkıyorum. Annem yandı, sen kalp krizi geçirmişsin, doktor öyle diyor. Değil de ben orada kalp krizi geçirmişim zaten. Sonra İdo'nun annesi de dedi ki öyle bir doktorla olmaz. Birkaç doktor gittim. Neyse, adam işte bayağı ultrasonla baktı kalbime. Meğer insanların kalbi de lütfen girme. Şimdi tekrar yapma. Meğer insanların kalbi hocam, böyle ya. Benim kalbim böyle. Evet, öyleymiş İdo. Ben farklı oldum, kabul ettim. Abi şu, insanların kalbi böyleymiş. Öyle
böyle yapmadım. Böyle olmuş değil. İnsanların kalbi böyleymiş. Doktor sana dedi ki seninki böyle. Yani ya 3 derece mi 5 derece mi? Oynamış. Bu bir anlatıyor çıktık oradan. Benim kalbim dikmiş. Benim kalbim dikmiş. Biliyor musunuz benim kalbim dikmiş. Biliyor musunuz zaten farklı olduğumu. Ya. Sonuç olarak sağlıklı mıyız? Sağlıklıyız. Evet. Sağlıklıyız. Şimdi biz burayı kapatıyoruz çünkü yeni şarkı dinleyeceğiz. Evet. Sonra telif ve bana yüklemesin İdo Tatlıses. Arkadaşlar ben yıllar önce bu Zekeriya Köy'e İdo'nun Amerika'ya vedasına 2012 yılında gelmişim. O zaman burada böyle yine sahneye falan çıkmışlar. Orada 12 yıl, 10 yıl geçti yine buradayım. Bu sefer de yeni evinde, eşiyle olan yeni evindeyiz. Ve yeni şarkılarını dinledik. 3 adet. İnanılmaz güzel şarkılardı. Parçaları o kadar iyi ki. Bir tanesi tam reklam jingle'ı olacak tadında bir şarkı. İnşallah hepsinin bereketi olsun. Yolu açık olsun. Ama yani bir tanesi var ki benim favorim. Çok soğuyor ya. Yani şu an böyle bir içecek firmasını falan arayıp şey demek istiyorum. Yani İdo'yu arayın ve bu şarkıyı alın. Yaz konserlerini kapatın falan demek istiyorum. O kadar iyi bir parça. Bence bu yaz bayağı güzel olacak. İnsanlar çalışkan ve üretken. Bak senin yaptığın Gülnur'cum, ne bileyim koleksiyonun, renkli cıvıl cıvıl. Sanki bu yazdan daha ümitliyiz değil mi? Evet, geçen yazlara göre. Keyifli. Evet, keyifli olacak. Şimdi içeri geçtik. Biraz hava soğudu tabii. Burası ormanlık bir bölge olduğu için. Bir dakika. Şu an biz burada acayip derin konulara girdik. İstanbul'un simgesini biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Şimdi kamerayı İdo Tatlıses'e çeviriyoruz. İstanbul'un simgesi ne? İstanbul'un simgesi Palamut abi. Niye abi? Palamut abi. Palamut peki. Yani Boğaz'dan herhalde o zamanlardan ne bileyim. Sen biliyor muydun? O mu çok çıkmış bilmiyorum ama. Palamut çok şey. Palamut olarak kalmış abi İstanbul'un simgesi. Palamut. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım dedik. Bayağı derin bilgilere girdik. Evet. Çay bardağına bayıldım. Ben de böyle şeyleri konuşmayı istemiyorum. Buna da link vereyim diye. Tatlı servis ediyorum. Dolma sarıyorum. Sarmış gibi yapıyorum. Pilav yapmışsın çok. Hoparlörümü şarj edebiliyorum. Buna hiçbiri yaşanmadı. Teşekkür ediyoruz. Evet şu an çay servisi. Al yaşanmadı dedi. Yetenekleri sergiliyor. Dur çok da koyu koymayayım. Çok mu koyu oldu? Ya yapma. Ay, bunu da böyle tutacaktım. İyi ki öp şey yaptım. İyi ki öp şey yaptım. Elini yakacaktın sonra. Ne kadar marifetli oldu. Çok mu koyu oldu? Biraz Hay. Koyu oldu. Çok koyu olmadı, bir şey olmaz. Tavşan kanı dedikleri ama bu. Tavşan kanı aynen. Bakın şimdi şu Yasemin'i bir göstereyim. Of, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Beğendim kapak aşkım. Kızı. Ne giydin? Cici's giydin. Yasemin Tatlıses. Yakıştı da ha bu isim, soy isim sana. Ha, çok tatlı. Oha çok iyisin. Bayağı. Kaç sayfa? Burada da bayağı iyisin. Başı da vardı mı? Aa bu çok güzel. Bence bunu böyle profil picture gibi kullanabilirsin. Yandım. Senin gidi kapak kızı seni. Buzdolabında mutlaka bu vardı dedi yiyecek ne? Bilmiyorum ki. Şu. Aa şimdi bitti mi krem peynirimiz? İnanılmaz çedarlı krem peynir. Müthiş of, bir şey. Çok iyi. Link verirmişiz. Varsa veririm. Bu da Amerika'dan aldık. İmza attırıyorlar bunu kendi irademle aldım diye. Ne o? Biz burada eylemler, Gökhanlar hepimiz denedik. Gökhan Bahçe'de 5 tur attı burada. Bu acı olan. Ne ya acı? Evet ama şunu bir... Acı, yüzünü çek. Nereye gidiyorsun? Unuttun bir şeyle ilgileniyorsun. Evet ya. Dolaba bakıyor. Dolaba bakıyor ne var diye. Bir şey soracağım. Dolabın üzerine bir şeyini koyup tattırsın. Hayır bence aramızdan şu an kimseye kötülük yapmayalım. Kamera şakası senin içerik... Saçma kamera şakası da falan gerek yok şu an. Ben burada Mert'in YouTube'una... Rating katmaya çalışıyorum. Kamera şakası fikri güzelmiş aslında. Böyle keyifli akşam yemeğimiz devam ediyor. O kadar güzel ki İdo'nun da sohbeti güzel yani. Böyle 90'lı yıllardan bugünlere uzanan bir şey tarih. Eve gitmek istiyorum. Eve mi gitmek? Şımarık ya. Gülnur'un kafasına çay döküyoruz. Yani Gülnur'un kafasına çay döküyoruz. Çayla çile oynuyoruz diye. Hadi bakalım salona doğru gidiyoruz. Bu boy aynalarına bayılıyorum. Kesin Yasemin burada şey yapıyor. Nedir ona? Trendyol linklerini falan burada hazırlıyorsun kesin. Değil mi Yasemin? Derem derem. Derem 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 derem. Trendyol linklerimiz burada mı? Şimdi üzerimizdeki bu kazağın benzerleri için, bu Levi's ceket için link şurada. Benzerleri için değil, link koymayın lütfen. Üzerinizdeki neresi varsa koyun. Evet. Bu aralar bir sürprizin olabilir mi bize? Yeni bir şeyler, sürprizler, gelişmeler. Hadi güzel bir bomba patlat. Ha, ne mesela? Bu ne bu hareket? Çaylı çıra oynuyoruz. Koreografi yaptım. Evet buraya dans. Bir İdo şarkısı ekliyor buraya. Telif yemeyelim. Şimdi bugünkü ağırlanma üzerinden 10 üzerinden puan vereceğiz.
Alabilir miyim? Ben bir veriyorum çünkü yemekte... Sen burada yoksun. Ali burayı kes. Ali burayı kes. Ali, her yeri Ali buraya kesiyoruz. Kesme Ali. Şöyle... pilavlar tane tane değildi. Hayır, gayet güzeldi bence görüntüsü. Kötülemen gerekiyor. Beceremedik. Şimdi burayı içerik yapmaya çalıştık, beceremedik. Evet. Et. Şimdi, yemekleri eleştiriyoruz. Meze sınırlı sayıda kaldı. Pilavlar tane tane dökülmüyordu. Etler soğuk geldi. Çok kurumuştu etler. Ben tatlar pastaneden alınmış. Tatlı kendi yapmamış bir kere. Yaprak sarması marketten. Hazır yaprak sarması. Kıyamam ben sana ya. Hepsini şey ben yaptım. Çok teşekkür ederim. Merhaba, şu an iyi. Kameramı ele geçirdi. Misafirliğin son dakikalarındayız. Nasıl geçti akşamın? Ya, inanılmaz İdo'nun, Yasemin'in sohbeti falan. Tencere kapat. Mert'in sohbeti, Mert'in. Asıl Mert'in sohbeti. Aynen. Güzel, keyifli, güzel çekim yaptık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Misafirliğimizin sonuna geldik. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Videoda emeği geçen tüm dostlarımıza, ev sahiplerimize, taze çiftimize. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.